Suriyelilere 40 milyar dolar, dolar harcayan hükümet, pandemide esnafına, işçisine, emeklisine, evde tuttuğu insanlara para bulamadı. 50 milyon dolar için tank paleti kiraya verdi, peşkeş çekti. Ama ne hikmetse Somali hükümetine 30 milyon dolar hibe desteği verebiliyor. Yani biz 30 milyon dolar hibe desteği verebilecek bir paramız varsa, niye THK'nın elindeki yangın söndürme uçaklarının rehabilitasyonunu yapıp onları acil durumlarda müdahale için kullanma gerekliliğini hissetmiyoruz? Yani neden hep bizim başımız sonradan aklımıza geliyor? Bakın, Cumhuriyet döneminde kurulmuş Hıfzı Sığa Müdürlüğü'nü kapattık. Bugün o elimizde olsaydı belki de şu anda Türk toplumunun %100 aşılanmıştı. Yani hep aklımız sonradan başımıza geliyor ve çare arıyoruz. Çare ararken de milletin kaynaklarıyla oluşturulmuş bütçeler inanılmaz derecede heba ediliyor. Bugün sadece kiralanan uçaklar için 203 milyon lira ödendiği söyleniyor. Ya bu para bu milletin parası. Yazık, günah değil mi yani? 203 milyon lira. Bu nereden baksanız 20 milyon euro eder. Yani yazık, bu millete de yazık, ormanlara da yazık, ciğerlerimize yazık. Sonra da çıkıp televizyonlara insanların aklıyla dalga geçiyorlar. Yani orman yasası açık, 69. madde çok açık. Ormanla, yangınlarıyla mücadele ve müdahalede Orman Bakanlığı'nın yetkili olduğunu, ama bireysel ama da taşere ederek, ki öyle yapmışlar. İfadeler açıkken çıkıp da bunları büyük şehirlerin üzerine atmak sadece işin kolaycılığıdır. Yani iş yapamamanın, iş bilmezliğin, basiretsizliğin ve beceriksizliğin açık ifadesidir. Ama eğer bu iş büyükşehir belediyelerine kalacaksa, eminim ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyükşehir belediyeleri o işin de üstesinden gelir ki bu yangınlar şehirlerde çıkıp ormanlara sirayet etmedi. Tam tersine ormanlarda çıkıp şehirlere sirayet etti. Akşam çok büyük bir facianın ucundan dönüldü. Muğla'da termik santralin içi boşaltılmasaydı belki Türkiye'de çok daha büyük facialara sebep olacak bir durum yaşayacaktık ki Allah'tan biraz daha erken müdahale edip termik santralin hidrojen tanklarını boşalttılar, içerisindeki kömürü falan aldılar da bir faciadan dönüldü. Ama bundan sonraki durum için hükümetin özellikle çok etkili tedbirler alması lazım. Çünkü ilk defa bu orman yangınları yaşanmıyor Türkiye'de ve bölgede. Yaz aylarından bunların olası olduğu geçmişteki kayıtlarda da mevcut. Dolayısıyla bizim de bundan sonraki süreçte bunlara hazırlıklı olmamız lazım. Onun için gerekli altyapıyı, teçhizatı ve ekipmanı bulundurmamız lazım. Yani her şeyden itibar da ormanlarımız da itibara layık diye düşünüyorum. Bu ormanlar, bu canlı çeşitliliği, bu flora, bu insanlar devletten hazine garantili ihale alanlar kadar itibar görmelidir.